Organize Sanayi Bölgeleri ve Yıldız Üniversitesi işbirliğiyle sanayimizin, Türk sanayinin dijitalleşmesi için bir proje başlattık. Geçen sene başlattık aslında ve geçen sene çıktığımız çağrıya 1000 dijital elçi başvurdu ve onlarla birlikte bu 4 aylık sertifika programını bitirdik. Bir yılın içerisinde de bu dijital elçiler kendi firmalarında dijital dönüşümü tetiklediler ve toplamda da 40 milyonluk bir fayda, bir teknoloji dönüşümü gerçekleştirmiş olduk. Projemiz bizi çok heyecanlandırdığı için ve güzel sonuçlar elde ettiğimiz için şimdi ikinci bacağını yapıyoruz. Yine bir çağrı başlattık ve 1000 dijital elçiyi daha yetiştireceğiz. Eğitim programlarımız var bunun içerisinde, sertifikasyonun içerisinde. IoT'den yani nesnelerin internetinden akıllı fabrikalara, 5G teknolojilerine kadar, hızlı internet altyapılarını, bulut teknolojileri, siber güvenliğe kadar çok geniş kapsamda bir eğitim içeriği hazırladık onlar için. Şu anda da önümüzdeki dönemde 1000 dijital elçiyi daha yetiştirip Türk sanayinin dönüşümünde elçi olmaları için uğraşacağız. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de baktığımız zaman şu anda dijital yetkinlikler ve olgunluk seviyelerinin Avrupa Birliği ve dünya standartlarında biraz daha geride olduğunu görüyoruz. O yüzden Türk sanayimizin teknoloji yatırımı yapmaları için bilgi seviyelerinin de daha yukarıda olması lazım. Bizim amacımız sanayi çalışanlarımızın teknik bilgi seviyelerini ileri seviyeye taşımak ve onların kurumlarında bu dönüşüm projelerinde liderlik etmelerini açıkça sağlamak. Şu anda önceliklendirdiğimiz teknolojilerde bulut bilişim teknolojileri gibi, IoT teknolojileri, nesnelerin interneti gibi teknolojiler. Bunlar çok temelde sanayimizin daha verimli çalışmalarını, daha karlı işletmeler haline gelmelerini, aynı zamanda da sürdürülebilirlik anlamında da ciddi faydalar sağlayıp dünya standartlarında sanayi şirketleri olmalarını sağlıyor olacak. O yüzden çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Kurulumu yapıyoruz. Bir toplam verebiliyorsak bu bakalım da. Tabii bu toplantıyı Anadolu'nun en güçlü sanayi şehirlerinden birisi olan, aynı zamanda ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapan Gaziantep'te gerçekleştiriyor olmak da bizim için ayrıca önemli. Zira organize sanayi bölgelerimiz sanayinin Marmara Havzası'nın yanı sıra Anadolu'ya yayılmasına da öncülük ediyor. Değerli basın mensupları, kıymetli konuklar, bugün Türkiye'de organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadı. 81 ilimizde 277'si işletme aşamasında olmak üzere 400 organize sanayi bölgemiz oluştu. 67 bin sanayi işletmesinin faaliyet gösterdiği organize sanayi bölgelerimiz ülkemizin toplam sanayi üretiminin %45'ini gerçekleştiriyor. Ayrıca organize sanayi bölgelerimiz 2 milyon 620 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Alıyoruz efendim. Ospit, Vodafone Türkiye ve Yıldız Teknik Üniversitemizle hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm sertifikasyon programı kapsamında daha önce 1000 dijital elçi yetiştirmiştik. Yoğun bir taleple bugün bu programın ikincisini başlatmış bulunuyoruz. Bu dönem eğitimlerimizde organize sanayi bölgelerimiz ve katılımcı firmalarımızın IT personelleri ve çalışanları 12 hafta boyunca siber güvenlikten bulut bilişime, dijital liderlikten üretken yapay zekaya kadar 12 başlıkta eğitim alacaklar. Nisan ayına kadar sürecek eğitimlerin sonunda başarılı olanlara sertifikaları verilecek. Bu projemizde bizimle birlikte dijital elçi sayımı bu projemizle birlikte dijital elçi sayımız inşallah 2000'e ulaşmış olacak. Hedefimiz organize sanayi bölgelerimizdeki dijital elçilerimizin sayısını artırarak organize sanayi bölgelerimizi Türk sanayisinin dijitalleşmesine de liderlik etmesini sağlamak. Hakikaten önce bir firmalarımızın dijital olgunluğunu analiz etmemiz lazım. KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda çok önemli bir adımı daha atıyoruz. Bu yılda ikincisini düzenliyoruz paydaşlarımızla birlikte. Çok büyük bir katılımla hem Özlem Hanım'ın hem de Nemis Bey'in de bahsettiği gibi
Bu dönemde de 1000 tane dijital elçiyi yetiştirmeyi hedefliyoruz ve onlar da hem kurumlarında hem de bölgelerinde, ekosistemlerinde önemli bir değişim yöneticisi olacaklar. Dijital dönüşüm kısmıyla ilgili, bu programla ilgili, amaçlarıyla ilgili ve beklentilerle ilgili çok kısaca bilgi vermek istiyorum. Dijital dönüşüm her şeyden önce bizim bu dijital dönüşüm eğitim programıyla birlikte sadece teknik bir değişim olmadığını, hem yönetsel anlamda hem de kültürel anlamda önemli değişikliklere sebep olduğu konusunda bir farkındalık kazandırmamız gerekiyor.